Herkese merhabalar. Elimde gördüğünüz para 1950 yılına ait bir 5 kuruş. Fakat bu parayı diğer sıradan olanlarından ayıran bir özellik var. O özellik ne ve bu paranın değeri ne? Sizlere bu videoda bunu gösterip söyleyeceğim. Ee, şöyle ışığa göre paranın kondisyonunu da sizlere göstermeye çalışıyorum. Bu arada paranın hafif lekelenmeleri var. Fakat bunun dışında çiğ kondisyonda. Ve şimdi diğer o hatalı olan yüzüne gelelim. Şöyle sizler için biraz daha yakınlaştırmak istiyorum. Evet, şöyle ekranı tekrar netleyelim. Şöyle bu yüzüğünü de sizlere göstereyim. Ee, söylediğim gibi e, lekelenmelerinin dışında e, herhangi başka bir sorunu yok. E, Kondisyon aslında oldukça iyi, çil kondisyonda. Bu lekelenmelerin sebebi ise e, saklama koşulları. Tabu bu, bu e, benim e, koleksiyonumda e, saklanan bir para değildi. Ya yani benim sakladığım bir para kesinlikle bu hale gelmez, gelemez. Çünkü ben e, profesyonel bir şekilde paraları saklıyorum. Yani odanın sıcaklığından, neminden birçok şeyine kadar e, bunların hepsine dikkat ediyorum. Bu benim son zamanlarda yeni aldığım parlardan biri. E, iyi saklanmamış. Onun için bu şekilde lekelenmeler olmuş. E, ama yine de kondisyonu iyi ve böyle bir hataya sahip olduğu için ben de bunu satın almıştım. Sizlere de göstermek istedim. E, şimdi şöyle ekranı tekrar netleyelim. Ve evet. Şimdi bu paranın farklı olan kısmı şurada. Burada cumhuriyetindeki U harfine baktığımızda sağ tarafta burada böyle çizgi gibi bir şey görüyoruz ve işte bu paranın hatası, farklı olan özelliği kısmı bu ve buna da çengelli U deniyor. Şöyle biraz daha yakınlaştırabilirim hatta. Evet, böyle daha da iyi oldu sanırım. Şurada U'ya baktığımızda Burada o çizgi gibi olan şeyi görüyoruz ve buna da çengelli u deniyor. Bu arada bazı hatalı para videolarıma şöyle yorum yazanlar oluyor. İşte bu hata değil onu ben de yaparım. Ne var ki bunda bunu nereden uydurdun falan diyorlar. Bu para kataloglarında da yer alan hatalı parlardan biri. Onu söyleyeyim yani ben uydurmadım. Bunun dışında bu sonradan yapılabilecek bir şey değil. Sonradan yapılmaya kalkın, kalkılırsa o da anlaşılır. Yani profesyonel biri bunu anlar. Zaten incelediğinizde de bunun sonradan yapılmadığını anlayabiliyorsunuz. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Bunun birkaç çeşidi de olabiliyor bu arada. Birkaç çeşidi olabiliyor. Şöyle benim sizler için çıkardığım bir iki tane daha var. Onları da göstermek istiyorum. Mesela bunun kondisyonu çi değil ama o lekelenmeler yok ve yine çengelli uğlardan biri. Daha önce koleksiyonda olanlardan biri. Şöyle. Önce bu yüzünü göstereyim sizlere. Yani çok çok temiz diyebileceğimiz kondisyonda bu da. Şimdi o hatalı kısmına bakalım. Evet burada şuradaki U'ya baktığımızda o o çizgiyi, o farklılığı, o çengelli U'yu burada görebiliyoruz. Ee, bu arada e, hatta bir tane daha da var. Onu da göstereyim. Şöyle birkaç tane çıkarmıştım. Çok uzatmayacağım videoyu. Bir tane de şöyle çil kondisyonda olan var. Ya, yani bu parada oldukça güzel. Yani kondisyonu çok iyi. Bunu da onun için göstermek istedim. Para resmen böyle parlıyor yani gıcır gıcır. Oldukça iyi durumda. Hani yağı üzerinde diye bir tabir var. Aynen öyle diyebilirim. Yağı üzerinde resmen. Yani Darpan'dan yeni çıksa anca bu kadar iyi olur diyebilirim. 5 kuruş gerçekten harika durumda. Şöyle diğer kısmına da bakalım. Şöyle ışığa göre sizlere yine kondisyonda göstereyim. Gerçekten iyi durumda. Çok güzel bir çil. Ve şurada yine U'ya baktığımızda yine o çengeli, çengelli U'yu şurada görebiliyoruz. Bundaki biraz daha küçük fakat. Ee, bu arada paranın değerini de söyleyeyim sizlere. Şunun için söyleyelim hatta. Bu para da çil kondisyondaydı. Ve lekeli olan ilk gösterdiğim koleksiyonuma yeni eklediklerimden olan şu. Ee, Hemen o hatalı kısma da bakalım evet. E, bu kondisyonda böyle çil olan şu çengel uya sahip olan bu paranın değeri de yaklaşık e, 150 lira civarında. Ve e, paranın şöyle bir genel özelliklerinden de bahsedelim. E, çapı 16 milimetre ağırlığı 2.25 gram kanlığı da 1.24 milimetre. Eğer evinizde size de bu 1950 yılına 5 kuşlar varsa muhakkak kontrol edin. Evet. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve sizler için faydalı olmuştur. Koleksiyonlarımdan paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Ben de sizlerin desteğini bekliyorum. Lütfen videoya beğeni yapmayı ve hala kanala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.